Bugün bir soruyla başlayalım. Bu bardakta benzin var, bu mazot, ekmek, şeker ve şeker pancarı. Bu 5 maddenin ortak 2 özelliği var. Bunlar neler olabilir? İlk ortak özellik, bu 5 maddenin 5'i de enerji verir. Mazot ve benzin yakıldığında enerji elde edilir. Ulaşım araçları bunların enerjisiyle çalışır. Ekmek, şeker ve şeker pancarı yendiğinde ise tüm canlılar için, insan için enerji kaynağıdır. İlk ortak özellikleri enerji veriyor oluşları. Hepsinin ana maddesi şunlar: karbon, hidrojen ve oksijen. Tüm atomların zaten elektronları aynı, nötronları, protonları aynı. Yeryüzünde 118 tane element var. Bu 5 madde ortak elementlerden oluşuyor. Benzin ve mazotun bunlardan farkı oksijen eksik. Benzinde kısa karbon zincirleri var, mazotta uzun zincirler var ama aynı elementler. Bu 3 element farklı bağlantı şekilleriyle bu ürünleri meydana getiriyor. Aynı atomlar farklı bağlanma biçimleriyle şekil değiştirmiş. Yapısal fark var, formül farklı. Bir şeyden çok şey yapmak böyle bir şey. Bu 5 şeyin ortak özellikleri aynı elementlerden oluşuyor olması ve enerji veriyor oluşları. Dünya üstünde hareket eden ne varsa enerjisi bunlardan. Bu taşıtlar benzin veya mazot ile çalışıyor. Bunlar yanınca ortaya güç, kuvvet yani enerji çıkıyor. Bunlara ise karbonhidrat deniyor. Ekmek ve şeker karbonhidrat. Ekmek yemek ile şeker yemenin enerji verme yönüyle farkı yok. Enerji içerme açısından seyreltik veya derişik olma durumu var. Birinde az, diğerinde fazla. Tüm canlılar enerji için öncelikle şeker kullanıyor. Şu an ben burada hareketsizce duruyorum ama vücudumda yüzlerce makine çalışıyor. Otomobilde yolculuk bitince motoru kapatırsınız ve arabada hareket biter, hayat durur. İnsan vücudu anahtarı hep üstünde olan ve motoru stop etmeyen bir otomobil gibi. Çok sessiz, dıştan duyulmuyor. Stop ettiği an ölüyoruz. Anne karnındayken çalışmaya başlıyor. Vücuttaki makinelerin çalışması için enerji gerekir. Örneğin ben 1 dakika kadar koşsam ne kadar şeker yakarım? Kuvvet ve iş formülleri kullanarak 35.6 jüllük bir enerji harcadığımı bulurum. Bu neye karşılık gelir? Yaklaşık bir hesaplama ile 0.01-0.6-2.6 gram şeker yakmış olurum. Bir şeker taneciği 0.0006 gram. Demek ki ben 1 dakika koştuğumda 18 toz şeker taneciğini yakmış oluyorum. 18 tane toz şeker tanesi böyle bir miktar oluyor. Motorlu araçlar enerjiyi verimli kullanamaz. Enerjinin çoğu ısı, egzoz gazları ve sürtünme ile boşa gider. Ama insan vücudu enerjiyi maksimum verimlilikte kullanır. İnsan vücudu için asıl problem enerji fazlalığıdır. Harcanan enerjiden fazlasını içeren miktarda yemek yemektir. Bu nedenle 40 gramlık bir baklava dilimindeki enerjiyi yakmak için 20 dakika koşmam gerekir. Beyaz şeker bir glikoz ve bir fruktoz molekülünün birleşmesiyle oluşur. Ekmek, buğdayın birçok işlemden sonra glikoza dönüşmesi sonucu enerji verir. Vücut motorumuzun, özellikle beynimizin yakıtı, ana enerji kaynağı glikozdur. Sadece insan değil, tüm canlılar şekerle çalışıyor. Hatta doğa şekerle çalışır, bilimsel bir mottodur. Ekmek buğdaydan üretilir. Peki ya beyaz şeker? Dünyada tüketilen beyaz şekerin %80'i şeker kamışından, %20'si ise şeker pancarından. Bunun 8 kilosundan 1 kilo toz şeker elde ediliyor. Bir şeker fabrikası, pancarlar ince ince dilimleniyor. Su ve buharla çözünür
Kireç ile istenmeyen maddeler çökertilir. Fazla su düşük sıcaklıkta buharlaştırılır. Kristalleşme sağlanır. Kristaller kurutulur ve şeker. Şeker böyle üretiliyor. Şeker fabrikası derken aslında yanlış söylüyoruz. İnsanlar şeker üretemiyor. İnsanlar şeker moleküllerini bir araya getirip şeker molekülü sentezleyemiyor. Sadece şekeri şeker pancarından arıtıyor. Şeker üretmek demek, şekeri oluşturan karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını, moleküllerini sentezlemek demek. Şeker fabrikasında bu yapılmıyor. Şeker, şeker pancarından arındırılıyor. Peki bilim insanları niçin molekülleri sentezleyerek üretim yapmıyor? İğne deliği büyüklüğünde bir alanda sanat icra ediliyor. Gözle görmek kolay değil. Bunlar Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en küçük sanat eserleri. Bu ise saç teli üzerine çizilmiş. Özel bir mikroskop altında yapılıyor. Şimdi ise bir şeker taneciğine yolculuk yapalım. Şeker taneciğinin ağırlığı 0.0006 gram. Bu ise bir şeker molekülü modeli. Karbon, oksijen ve hidrojen var. Bu şeker taneciğinde bundan kaç tane var? 1.75 çarpı 10 üzeri 18 tane şeker molekülü var. 10 üzeri 18 1 katrilyon eder. 1.75 katrilyon demek. Bu minicik şeker taneciğinde, bu şeker molekülünde 1.75 katrilyon tane var. Dünya nüfusu 8 milyar. Bu şeker taneciğindeki moleküllerden dünyadaki tüm insanlara 100'er tane dağıtsak yeter mi? Yeter ve artar. Artanı dağıttığımızın 2 milyon katı kadar oluyor. Bu küçük ve dar alanda icra edilen sanatı anlamaya hayalimiz bile yetmiyor. Moleküller düz resimler değil. Şu an bu 3 boyutlu bir maket. Molekül bunun gibi de değil. Bundaki her bir atom, bu oksijen, bu hidrojen, bu da karbon, bu atomların her birinin etrafında saniyede 2200 kilometre hızla dönen elektronlar var. Bu molekülün oluşması onlarla. Saatte 2200 kilometre hız yapan elektronların çevrelediği atomlarla sentez yapılıyor. Moleküllerin yapısı değişiyor, karşımıza benzin olarak çıkıyor, karşımıza mazot olarak çıkıyor. Moleküllerin yapısı değişiyor, karşımıza şeker çıkıyor ve işlenmiş haliyle ekmek olarak çıkıyor. Şeker ham maddesi olarak çıkıyor. Sadece 3 tür atomdan 1001 çeşit farklı ürün. Bir toz şeker büyüklüğündeki alanda trilyonlarca molekülün tasarlandığı ve sentezlendiği bir yaratılış söz konusu. Ve bu yaratılış toprağın karanlığında gerçekleşiyor. İnsanların ulaşım araçlarında kullanacağı yakıt trilyonlarca varil petrol olarak yer altında depolanmış. İnsanların ve diğer canlıların kullanacağı enerji ise bitkiler dünyasından. Her mevsim yenileniyor. Her an durmaksızın yaratılıyor.